Afife Hatun. Gereza, ne yaptın, seçtin mi hatunları? Elbette seçtim. Bir de siz bakın. Hangileri? Şu uzun boylu, bir de hemen onun yanındaki hatun var. Sordum, sual ettim. Hareme yeni gelmişler. İkisi de ateş parçası. Fena değiller. Diğeri kim? Onda biraz kararsız kaldım. Şu nakış işleyenle arkasındaki. O sarışın olan mı? Evet. İkisi de gelsin. Ben bunu niye düşünemedim acaba? Çağır. Meşkaneye de bir konuşayım. Başla. Hatice Sultan nerede? Birden kayboldu. Mahidevran Sultan'ın dairesinden çıkmıyor. Gülfem Hatun da orada. Kim bilir ne hain emeller peşindeler. Afife de katıldı aralarına. Sizin kudretiniz karşısında boyun eğeceklerdir sultanım. Söylediklerimi anladınız değil mi? Hiç kimseye bu geceden bahsetmeyeceksiniz. Anladık Afife Hatun. Kiraz Ağa, götür hatunları. Yarına kadar ortalıkta gözükmesinler. Merak etmeyin. Kızlar, düşün önüme. Gün doğdu size, gün. Hadi. Sultanım. Çıkan hatunları mı seçtiniz? Evet. Kireza hazırlayacak. Güzel. Sana bir hatun daha söyleyeceğim. Geceye bilhassa onun katılmasını istiyorum. Kim? Kızlar, hadi yatın uyuyun artık. Sen dur. Firuze, sen misin? Evet, benim. Yarın akşam hünkârımızın huzuruna çıkacaksın. Ben, hünkârın. Şşt, sessiz. Durma beni. Eğer canımı seviyorsan susacaksın. Sultanım, arzu ederseniz yarın bahçeye çıkalım. At gezintisi yaparsınız. Gülşah. Buyurun sultanım. Rüstem'i aran, uzak dur. Sultanım ben... Ona nasıl baktığını gördüm. Durduk yere adamın başını belaya sokma. Sultanım. Gelsin. Sultanım, az evvel bir şey duydum. Afife Hatun bir eğlence tertip etmiş. Sefer varken ne eğlencesiymiş bu? Eğlence has odada. Hünkârımız için. Demek.
Kadın Hürrem Sultan. Hürrem Sultan hünkârımızın esas kadınıdır. 4 şehzade ile 1 sultan doğurdu. Hürrem haberi almıştır. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Şu anda bunu göze alamaz. Malum. Hünkârımızla arası açıldı. Doğru. Daireden çıkmaması daha hayırlı oldu. Sultanım. Merak etme Gülfem, birazdan uyuyacağım. Az evvel sarayınızdan haber geldi. Nigar'ın sancıları tutmuş. Doğuracak. Nihayet canını alma vakti geldi. Sultanım. Afife Hatun, rahatsız olma. Haşa, ne rahatsızlığı? Odandan memnun musun? Sayenizde hiçbir eksiğim yok sultanım. Afife Hatun, seninle iyi anlaşacağımızı söylemiştim. Hala da öyle düşünüyorum. Fakat az evvel bir şey duydum. Dediklerine göre hünkârımız için bir eğlence tertip edecekmişsin. Doğrudur sultanım. Acelini anlamadım. Ayağının tozuyla arkamdan iş mi çeviriyorsun? Haşa. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Hiç kuşkum yok. Ancak merak ediyorum. Vahide sultanımız hayatta olsaydı ondan saklar mıydın? Hayır sultanım. Evvela müsaade isterdim. O halde bende niye esirgedin bunu? Sabah konuşacaktım sizinle sultanım. Fakat müsaade istemek için değil, malumatınız olsun diye. Zira... Siz Valide Sultan değilsiniz. Evet doğru. Ben onun gibi değilim. Aramızdaki en mühim fark ne biliyor musun? Valide Sultan vefat etti, bense yaşıyorum. Afife Hatun yarın gece bir eğlence olmayacak. Sultanım. Olmayacak dedim. Hadi kızlar çabuk olun. Hürrem Sultanımız uyanmıştır. Çabuk. İpek Şal nerede? Nerede senin aklın hatun? Git al hadi. Ne bakıyorsun? Al şunu elimden. Yürüsene hatun. Hayırlı sabahlar sultanım. Sağ ol. Kahvaltınız hemen geliyor. Söyle taşlı ağızlı aslı. Şehzadelerimle birlikte yiyeceğim. Elbette sultanım. Sultanım, bugün hangi kıyafetinizi giymek istersiniz? Mor. Tabii. Hazırlayın hemen. Diğer saraydan haber var mı? Henüz yok sultanım. Ama merak etmeyin. Perçemağı icabına bakmıştır. Hı. İnşallah öyledir.
Mirşime odasını nasıl istiyorsa öyle olsun. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Hizmetine de cariler verin. Afife Hatun'a söyledim, ben hallederim dedi. Sultanım, bu gece eğlence olacak mı? Sanmıyorum. Sen yine de gözünü kulağını dört aç. Has odaya kim giriyor, kim çıkıyor bilmek istiyorum. Merak etmeyin. Sultanım, hayırlı sabahlar olsun. Sağ ol. Bir şey mi oldu Sümbül? Hadi kızlar, herkes taşla. Nigar'ı tam saraydan çıkaracakken doğum başlamış, bırakıp kaçmışlar. Allah kahretsin. Hünkârım, rahatsız ediyorum sizi. Afife Hatun, nasılsın? Harimde her şey yolunda mı? Yoluna girecek elbet. Bana olan itimadınıza layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Âlâ. Hünkârım, sizden müsaade istemeye geldim. Hangi mevzuda? Bu gece sizin için bir eğlence tertip etmek istiyorum. Eğer münasip görürseniz tabii. Afife Hatun'um. Hayırdır Sümbül Ağa? Niye geldin sen? Bir eğlence varmış. Bir yardımım dokunur diye geldim. Nasıl? Her şey yolunda mı? Bir eksik gedik varsa, bir ihtiyaç. Bir ihtiyaç olursa söylerim. Olsun, ben yine de bakayım ne olur ne olmaz. Sümbül Ağa, bir ihtiyaç varsa söylerim dedim. Hadi, dolanma ayak altında. Demek Paşa Hazretlerinin dairesi burası. Kiraz'a, sen çıkmıyor musun artık? Diğer hatunlarla alakadar ol, geç kalmasınlar. İyi, tamam. Bu ne? Bunu mu giyip gidecek koskoca hünkârın huzuruna? Kendi istedi. Allah seni kahretmesin, değil mi? Kendi istemişmiş. Git çabuk doğru dürüst kıyafetler getir, git hadi. Kiraz Ağa, Afife Hatun müsaade etti. Ben kendim hazırlanacağım. İyi madem. Lakin beğenmezsen vallahi geri yollarım bak. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Haremin her köşesine baktım. Ben de altın yoldan geçeyim derken Afife Hatun dikildi karşıma. Belli ki hatunlar evvelden geçmiş oraya. Ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız. Sen git sultanımıza haber et. Niye hep kötü haberleri ben veriyorum? Sümbül Ağam.
Hayırdır? Fısır fısır. Şeker. Senin eğlenceden haberin var mı? Olmaz mı? Bir sürü yemek yaptım. Senden kimse şüphelenmez. Bir bahaneyle has odaya gidiver. Hayırdır? Niye gidecekmişim has odaya? Hangi hatunlar gelecekmiş öğreniver sana zahmet. Aman Sümbül ağam, beni bu işlere bulaştırma. Kiraz denen mendubur zaten tepemde açığımı arıyor fasık. Kiraz deme bana. Vallahi asabım tepeme çıkıyor. İyi. Sen git benim yemeği hazır et. Ben hemen geliyorum. Haydi. Hürrem Sultan'ı gördün değil mi? Gördüm. Çok güzel bir kadın. O da böyle bir gece hünkârımızın huzuruna çıkmış. Öyle bir raks etmiş ki herkesi büyülemiş. Bilhassa hünkârımızı. Hatta hünkârımızın o kadar hoşuna gitmiş ki ona mor mendil vermiş. Mor mendil? Hünkârımız beğendiği kadınlara mendil verir. O mendili alan kadın cennetin kapısına giden altın yoldan geçmeye hak kazanır. Bütün marifetlerini göster bu gece. Hünkârımız gözlerini senden alamasın. Fatma Hatun. Söyle. Beni yalnız bırakır mısın? Afife Hatun yasak koymuş. Altın yoldan ötesine kuş uçurmuyorlar. Bazı kuşlar uçtu ama öyle değil mi? Hangi hatunların gittiğini öğrenemedik sultanım. Zira gündüzden alınmışlar o tarafa. Kim oldukları mühim değil. Elbet öğreniriz. Mesele bundan sonra ne olacağı. Afife Hatun bana karşı olduğunu açıkça ilan etti. Bedelini ağır ödeyecek. Son hadiselerden ötürü hünkârımız bir hayli gergin. Afife Hatun'un üzerine gidersek bu sizin için iyi olmaz sultanım. Sultanım sessiz mi kalacağız? Dışarı çıkın ikiniz de. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum.